Serap. Serap yeter artık. Üzme kendini. Gel otur şuraya. Şu anda bir yerlerde serbestçe dolaşıyor. Buna dayanamıyorum. Yakalanmadığı her dakika benim için bir azap. Hamza'nın katil olabileceğine ihtimal vermezdim. Koynumuzda yılan beslemişiz. Hayır, böyle bir şeye nasıl cesaret eder? Aklım hafsalam almıyor. Hem kardeşinin eşi, hem ekmek yediği fabrikanın patronu. Maksadını anlamak mümkün değil. Elime geçirirsen paramparça edeceğim onu. Doğduğuna pişman edeceğim. Tamam, sakin ol. Yakalanacak nasıl olsa, çekecek cezasını. Nasıl ellerinden kaçırırlar? Bir şeyler yapamaz mıyız paşazade? Demokrat partililerle konuşsan, jandarmaya baskı yapsan, adanın altını üstüne getirseler. Bu vakayla Demokrat Parti bizzat ilgileniyor zaten. Jandarmaya tazyik yapmasını sağlayacağım. Merak etmeyin Serap Hanım. Otur artık. Hoş geldin. Buyurun lütfen. Sen sebep oldun. Her şey senin yüzünden oldu. Abim senin yüzünden öldü. Ne diyorsun sen Halide? Hayatını bitirdin sen abim. Benimle böyle konuşamazsın. Sen hayatımıza girmemiş olsaydın abim şimdi yaşıyor olacaktı. Sus! Sabrımı taşırıyorsun. Halide lütfen. Halide lütfen sakin ol. Hamza'nın katil çıkması Serap'ı ziyadesiyle üzdü zaten. Serap Hanım Hamza'nın bulunması için elinden geleni yapıyor. Sizi de mi inandırdı? Sizin de mi gözünüzü boyadı? Elinizi vicdanınıza koyun Allah aşkına. Olanlarda hiç mi suçu yok? Hamza durup dururken mi öldürdü abimi? Halide! Yeter! Silahı o alçağın eline sen verdin değil mi? Abimi öldürmesini sen istedin! Lafını bil de konuş! Aklını başına topla! Muzaffer benim kocamdı. Karnımda çocuğunu taşıyorum. Bunu niye yapayım? Kendin gibi şuursuz mu zannettin beni de? Yeter. Benim kim olduğumu aklına sok. Muzaffer'in karısıyım. Abinin çok sevdiği karısıyım. Bunu sakın unutma. Bundan sonra benimle dikkatli konuş. Serap tamam. Tamam, Halide de üzüntüsünden ne yaptığını bilmiyor. Mazur gör.
Muzaffer Bey vilayetimiz için mühim bir şahsiyetti. Ölümü herkesi derinden etkiledi. Katilini hala yakalayamadınız. Bundan dolayı çok müteessiriz. Haklısınız Sayın Valim. Lakin artık kim olduğunu biliyoruz. Tez vakitte yakalayacağız. Ankara sabırsızlanıyor. Buradan gelecek havadisi bekliyor. Anlıyorum. Bilmenizi isterim Cemal Komutanım. Bu mesele üzerinde hassasiyetle duruluyor. Herkesin gözü üstünüzde. Şehrin tüm giriş ve çıkışları tutuldu. Katilin tanıdıkları, akrabaları, arkadaşları sorgulandı. Evlerine baskınlar yapılıyor. Bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Demek ki elinizden gelen kâfi değil. Daha fazlasını yapın. O katil derhal bulunacak. Baskınlardan hala bir şey çıkmadı mı? Henüz bir şey yok. O günden sonra kimse görmemiş. Cemşir'i 24 saat izleyeceksiniz. Nereye gidiyor, kiminle görüşüyor, hepsini öğreneceksiniz. Komutanım, bence Cemşir'den öte bu işle ilgili başka... Sana fikrini sormadım Ali. Sadece söylediğimi yap. Emredersiniz komutanım. Muhsin Usta! Muhsin Usta! Ramazan'ı gördün mü hiç? Yok, görmedim. Hay Allah! Yer yarıldı, içine girdi sanki. Ne oldu ki? Dün geceden beri kayıp. Her yere baktım, her yere sordum. Gören bilen yok. Koca adam. Gelir elbet, endişelenme bu kadar. Ya başına bir şey geldiyse? Ne gelecek durup dururken? Öyle dün gece... Pek kederliydi, yalnız başına. Eçti, eçti durdu. Belki Hamza yaramaya çıkmıştır. Yok. Sabah cendermeler geldiğinde yoğdu. Ya daha erkenden kayıp. Biri bir şey mi yaptı acaba? Canım kim ne yapacak? Bir ikiniz didişip durursunuz zaten. Kimseyle dalaşmaz. Kimseyle bir alıp veremediği yok. Endişelenme. Oh, Ramazan, oh! Lan o ne, o? O ne ya? Lan gülüm! Allah mısın lan sen? Ha? Dayımdan kalan malları avam açın lan bana! Evladım, sus, böyle konuşma! Yalan mı söylüyorum Yasin'e mi ben, ha? Onun çiftliğe geldiği günü hepiniz bilmiyorsunuz mu, ha? Şimdi kalkmış, dayımın paralarıyla bana avam atıyor! Ramazan, oğlum! Bir dur, etme! Bak, kendini eziyet ediyor. Ben canımdan vazgeçtim Seyyar Ana. Ama topraklarımdan vazgeçmem. Onlar bana anamdan kaldı, anamdan. Duyuyorsun nenli beni Güllü? Duyuyorsun nenli? Ya tamam anladık, vazgeçme. Kimse bir şey demiyor. Ama sakin ol, azıcık iki lokma ye. Ne olur, şunu yine yaparsın. Az dur. Ya yürü kalk git Gülizar ya. Sen bana ne diyorsun kızım ya? Benim ölmüş anamın topraklarına el koydu be kadın ya. Ne yeme ya? Yemiyorum ben onun tek lokmasını ya. Lan Güllü, duyuyorsun nenli beni? Bırakmayacağım lan o toprakları sana. Yasin ağa, bu kendini öldürecek. Evladım, yapma. Parça parça edeceksin kendini. Lan Güllü, daha çok beklen, çok. Bırakmayacağım o toprakları sana. Yasin emme, Yasin emme bakır. Bunu çöz öyle Yasin emme. Seher ana, hadi çözün bunu. Bana bir iyilik mi etmek istiyorsunuz kurban olayım kız? Hadi gel bunlar çöz. Ya istemiyorum ben yemek demek. Yasin emme, Seher ana. Deli bozuktu ama... Hamza'nın böyle bir şey yapacağı benim de hiç aklıma gelmezdi. Aklımıza gelmeyen başımıza geldi işte. He. Şeytana uydu zar. Serap Hanım. Serap Hanım. Serap Hanım. Hayırdır Yasin ağa? Ramazan. Ramazan'ı kurtarın Serap Hanım. Zincirler bileklerine oturdu. Hiçbir şey yemiyor. Aç, susuz. Yeter, dur gayrı. Koparacağım dileklerini. Ne olacak bunun sonu? Ne olacaksa olacak. Geldin de Ali Kıran başkesen.
Ha? Buradan böyle kurtulamazsın. Boşuna uğraşma. Kurtulurum, kurtulurum. Gerekirse kollarımı kopartırım, gene kurtulurum. Deli misin sen? He, deliyim. Bana boşuna zal olur Ramazan demiyorlar. Gül Hanım. Ben seni dize getirmesini bilirim. Senin demenle dereler dersine akmıyor. Bak, davandan vazgeç. Seni serbest bırakayım. Vazgeçmeyeceğim. Bu can, bu bedende oldukça vazgeçmeyeceğim. Göreceğiz bakalım, el mi yaman, bey mi yaman? Vazgeçmeyeceksin, öyle mi? He, öyle. Vazgeçmeyeceğim. Güllü Hanım. Geber o zaman. Olduğunu anlatmayacak mısın halde? Beni meraktan öldürecek misin? Güllü. Güllü? Güllü bana tokat attı. Sana tokat mı attı? Kendini ne sanıyor bu? Buna dayanamayacağım Kemal. Bu kadarını kaldıramayacağım. Tamam. Tamam, sakin ol. Neden yaptı böyle bir şeyi? Suçladım onu. Hamza'yı azmettirdi diye. Abini öldürmesi için mi? Hamza niye abimi öldürmek istesin ki? Ama Gülü'nün bunu yapmak için çok fazla sebebi var. Gülü yapmaz böyle bir şey. Yani hiç tahmin etmiyorum. Hamza'nın yapabileceğini tahmin ediyor muydun Kemal? Ya tahmininde yanılırsan? Ya gerçekten arkasında Güllü varsa, hepimizi ayakta uyuttuysa? Bu işin peşini bırakmayacağım. O Hamza denen cani yakalansın. Arkasında kim varsa söyleyecek. Gerekirse bütün Adana'yı ayağa kaldıracağım. Ona gerçeği söylettireceğim. Şu
Şüpheli herkesi kontrol edeceksiniz. Emredersiniz komutanım. Sen! Sen! Kimlik göster. Kimliğini göster. Dur! Kaçma dur! Dur! Kaçma dur! 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 Kaçma! Çekil önden! İki, çek! Beğendin mi Aydın? Hı hı. Ben birinci şoför olacağım zaten. Bak hele. Her yerlere gidip gezeceğim. Bir kendin mi gideceksin? Bizi götürmeyeceksin mi? Götürürüm. İyi iyi. Çok çok ye de bir an evvel büyü, tamam mı? Tamam. Ben tombu filmini kapıda süreceğim. Hadi sür bakalım. Niye zahmet ettin oyuncak için? Ay ne olacak kız? Rahmi Usta yapıyormuş bunları. Veletler tek mi sırada, tutanın elinde kalıyor. Ben de Aydın sevinir dedim. İyi yaptın, sevindi. Sağ ol. Aferin kız. Esat'tan da kapatmışsın Kemal defterini. Biliyor musun, ben daha bugün anladım. Nereden çıktı şimdi? Oturacakları evi sen almadın mı? Ha, o mesele. Yok aslında. Muzaffer aldı. Onun vasiyeti. Gene de herkes senin gibi olamaz. Ne bileyim, insan içerler hani. Sonuçta öylesine bir ev değil ki. Onca mazisi var. Az mı hayalini kurdunuz? Gidip gidip dolanırdınız ya etrafında. Her gün perdelerini nasıl yapacağını anlatırdın. Hangi ev bu? Kemal'le baktığınız ev. Yoksa bilmiyor muydun? Ay vallahi ben biliyorsun diye. Boş boğazlık ettim. Ay boş ver canım. Nerede otururlarsa otursunlar. Sonuçta bitmiş gitmiş bir mesele değil mi?
Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Aklın sıra benden intikam mı alacaksın? Neden bahsediyorsun? Halide ile aşk yuvanızdan bahsediyorum. Başka ev mi yoktu oturacak? Herhalde Halide bulmuş. Haberim yoktu, tesadüf demeyeceksin. Hayır. Demeyeceğim. Ben gösterdim ona evi. Sen gösterdin ha? Evet. O da beğendi. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl o evde Halide ile oturursun? Hani o ev bizimdi? Beraber hayalini kurmadık mı? Bana söz vermiştin. Vermiştim. Ama sözünden dönen ben değilim. Verdiğin sözden sen vazgeçtin. Bu evde yaşamak yerine çiftliği sen seçtin. Şimdi bana bunun hesabını sorma. Vazgeçtiğin hayal iki kişilikti. O hayali tek başıma nasıl devam ettirebilirdim? Adrese mi gideceğim? Bu adam mı kaçıracak beni Suriye'ye? Nasıl yaşarım bir başıma oralarda? Başka çarem yok değil mi? Uydum senin aklına. Uydum da bunları başıma getirdim. Nerede görmüşler? Yakalayamamışlar mı? Peki tamam. Bir şey olursa haber verirsiniz. Hayrola? Kötü bir haber mi var? Hamza Alçak'ın Adana sokaklarında görmüşler. Öyle mi? Bu çok iyi bir haber. İyi mi? Elbette. Demek ki hala Adana'da. Bütün giriş çıkışlar tutulduğuna göre er geç yakalanacaktır. Yılanın deliğine girse de bulunacak. Yaptığının hesabını verecek. Hiç kimse kurtaramaz onu elimden. Sen niye gelmiştin? Şu işçilere verdiğin haklar konusunda kararlı mısın? Elbette. Vardiyalar 8 saate inecek. Fazla mesailer ücretlendirilecek. Öyle mi? Öyle. Bu yaptığınla fabrikayı büyük zarara sokuyorsun Serap. Hesap ortada. İstersen bakabilirsin. Bu zararla ayakta durmamız imkansız. 6 ay sonra iflas bayrağını çekeriz. İşçilere bir söz verdim. Bana güveniyorlar. Ne
Ne demek işçilere söz verdim Serap? Bu fabrika için çok çalıştık. Bilhassa da Muzaffer. Verimliliği nasıl arttırırım? Daha fazla nasıl kâr ederim diye gece gündüz çalıştı. Kafa patlattı. Üstelik o işçiler gibi 12 saat falan da değil. Bazen 18 saat, 20 saat. Dışarıdan makineler getirdi. Çalışanları eğitti. Kısacası bugünlere kolay gelinmedi Serap. Aldığın mirasta Muzaffer'in alın teri var. Ama böyle giderse hepsini kaybedeceksin. Bu fabrikayı da, diğer malları da. Bunu mu istiyorsun? Tabii ki hayır. Sadece işçilerin rahat çalışmalarını, mutlu olmalarını istiyorum. Fabrika kapanırsa ne olacak söyler misin? Ha? Fabrika kapanıp işsiz kalırlarsa daha mı mutlu olacaklar söyler misin? Bilmiyorum. Bir yolunu buluruz. Ne yapmamız gerekiyor? Yapılacak tek şey var Serap. Muzaffer'in servetine sahip çık. Aksi takdirde... ben de bu ortaklığı daha fazla sürdüremeyeceğim. Böyle bir hataya göz göre göre katlanamam. Bak Serap, artık bu fabrikada bir işçi değilsin. Bu fabrikanın bir işçiye değil, patrona ihtiyacı var. Safını seç. Sen mi geçireceksin beni Hudut'tan? Yok, ben seni Adana'dan çıkaracağım. Ne vakit geçeceğiz? Sabretme oğlum, hava körelsin önce. Emmi, biz nasıl geçeceğiz? Bizim de kendimize göre usullerimiz var elbet. Ama işin riski büyük, ne olacağı belli mi olur? Bak hele ya, nasıl bir çukura soktun beni? Herkes kendi çukurunu kazar. Dosyaları inceledim. Söylediklerini de düşündüm. Haklısın. Eğer onların istediklerini yaparsam fabrikayı büyük zarara uğratacağım. Onlara iyilik yapayım derken işsiz bırakacağım. Hakikati görebilmene sevindim. Eski nizama devam ediyoruz o halde. Ama bunu onlara ben söyleyemem. Anlıyorum. Merak etme. Ben izah ederim vaziyeti. Thank you.
Arkadaşlar, fabrikamızı bugünkü vaziyetine getirmek için hepimiz çok çalıştık. Her türlü zorluğa azimle mukabele ettik. En çetin sınavları el birliğiyle, muvaffakiyetle geçtik. Sizler için zor olduğunu biliyorum. Ama biz de buna mecburuz. Arkadaşlar, vardiyalarınız yeniden 12 saate çıkartılmıştır. Mesaileriniz bir müddet daha ödenemeyecektir. Yapamazsınız. Kendi başınıza karar veremezsiniz. Güllü bize söz verdiydi. Güllü değil, Serap Hanım. Haddinizi bilin. Ayrıca bu konuda tek başıma karar vermedim. Serap Hanım'ın da bilgisi dahilindedir. Kendisi de bu konuyu tasdik etmiştir. Yalan! Olmaz öyle şey. Yalan! İnanmayın arkadaşlar! Güllü böyle bir şey yapmaz. Bizim şikayetlerimizi tek bir dinlediydi. Hak verdiydi, söz verdiydi bize. Güllü sözünde durur. Bak, seversin diye sağ etli kuru fasulyeyle pilav ettim. Hadi ye oğlum. Ama oğlum hiç nimete böyle yapılır mı? Onun tek lokmasını yemem ben. Oğlum, bak kendine yazık ediyorum. Böyle yememekle, içmemekle olmaz. Sen açlıktan ölmek mi istiyorsun ha? Az bir şey ye şundan. Yemek değil, hakkımı istiyorum. Oğlum, hakkını alacaksın ama böyle aç acına olmaz ki. Bunu alın götürün, o yesin. Ben hakkımı almadan tek lokma yemeyeceğim. Al götür yesin. Ölecek acım. Serap Hanım. Zeki Aybe çalışma saatini yine değiştirdi. Eskisi gibi gene 12 saat çalışacaksınız diyor. Mesailer de ödenmeyecekmiş. Buna izin vermeyeceksiniz değil mi? Bizi siz anlıyorsunuz. Yalan söylüyor. Güya senin haberin varmış. Yalan söylüyor. Haberim var. Nasıl yaparsınız? Hani bizden taraftınız? Sözünüz yok muydu? Mecburum. Başka çarem yok. Sizin iyiliğiniz için. Size inandıydık. Güvendiydik. Güvenimiz boşa çıktı. Açılın, yol verin Serap Hanım'a. Çekilin. Çekilin yoldan. Aç, aç, aç. Keşke mısınız başımıza? Açıl. Çekil, çekil. Sen de çekil şuradan. Hadi, hadi. Bak güzel.
Ramazan'ı gördün mü? Şeytan görsün yüzünü. Öyle de mi? Şeytanla ne işi var onun? Melek gibi adamdı. Benimle ne işi var? Bana niye soruyorsun? Kiziri miyim ben? Ya belki bir yerde tesadüf etmişsindir diye sordum. Dünden beri ortada yok da. İyi işte. Desene kurtulduk. Ya. Ne kötülüğünü gördün ki garibin? Aman, iyiliği de kötülüğü de olmaz olsun. Hem siz kavga edip durmuyor muydunuz? Ne aranıyorsun şimdi? Belanı mı? Teessüf ederim. Arkadaşım hakkında böyle konuşmayın lütfen. Kendi yok, Allah var. Has adamdır. Allah Allah. Sizin arkadaşlığınıza da akıl sır ermiyor. Bir gün kedi köpek gibi, bir gün can ciğer kuzu sarması. Hiç çomaksız olur mu hiç? Ramazan, neredesin? Nerede? Nerede? Selamünaleyküm. Duydunuz mu? Hamza'yı görmüşler. Hamza'yı mı görmüşler? Nerede görmüşler Hamza'yı? Adana'da jandarmalar kovalamış. Yakalamışlar mı? Yok, yine kaçmış. Abi. Eyvallah. Hadi eyvallah. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Anne, ağlıyor musun? Hamza'ya ağlıyorsun değil mi? Hı? Ne hakkın var onu ağlamaya? Hayatımı mahveden adama. Artık ne o benim abim, ne de senin oğlun. Bir şey mi vardı? Evet, şey... Zaloğlu hanımın hiçbir şey yemiyor, ağzına lokma koymuyor. He, erip gidiyor. Bir hal olacak diye korkuyoruz. Bu muydu söyleyeceğiniz? He, buydu diyeceğimiz. Bende bir şey var sandım. Başka bir mesele var mı? Yok. Başka bir şey yok hanım. İyi, çıkabilirsiniz o zaman. Emmi, beni çağırtmışsın. Evet, vakit tamam. Hava kararmak üzere. Yolda bekleriz artık. Heh. Hop, ağır ol bakalım hemşerim. Nereye böyle? Bineceğim işte. Gitmeyeceğim mi? Gideceksin, gideceksin de arkada. Koyunların arasında. Ne? O kadar da değil hemşerim. Ya nasıl giderim koyun sürüsünün arasında? Katı süratle olmaz. Birinci sınıf kompartımanı ayarlayamadı, kusura kalma. Elini kolunu sallayarak mı kaçacaksın sandın? Jandarma teyakkuz halinde. Hadi şimdi geç bakalım kasaya, koyunların arasına. Hamza'nın yakalanmasıyla alakalı elimizden geleni yapıyoruz. Partimiz bu konuda jandarmaya baskı yapıyor. Vali Bey de bu konuyla yakından alakadar oldu. Partinin bu konuyla yakından ilgilenmesine çok seviniyorum. Teşekkür ederim. Muzaffer partimiz için çok mühim bir insandı. Onun aramızdan ayrılması partimiz için de büyük kayıp oldu. Ben de Demokrat Parti'ye üye olmak istiyorum. Üye mi? Evet. Olamaz mıyım? Yok, şaşırdım sadece. Senin politikayla ilgilenebileceğini hiç düşünmüyordum da. Artık çiftliğin ve fabrikanın başında ben varım. Ama maksadım sadece işlerin başına geçmek değil.
Artık bu zaferi her yerde, cemiyet hayatında da temsil etmek istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olur musun? Ne demek? Seve seve. Bir an önce partili olmak istiyorum. Bence de. Bu konuda Muzaffer seninle gurur duyardı. Bu vazifende de fevkalade muvaffak olacaksın. Muzaffer'in eşinin partimize katılması büyük ses getirecek. Hatta bunu bir törenle yapalım. Peki, tamam. Şehrin ve partinin ileri gelenlerine bir yemek vereyim. Çok iyi fikir. Artık partimizin önde gelen bir üyesi olacağından eminim. Bu konuda sonuna kadar senin yanındayım. Eyvah, jandarma çevirme yapmış. İyi nöbetler komutanım. Arama yapacağız. Hüviyet kontrol. Benim oğlan da asker. Nerede bir asker görsem içim burkuluyor. Hasretlik kolay değil. Hayırlı tezkerler olsun. Sağ ol. Benim oğlan da uzakta. Anasını yemeğini özlüyor. Siz diyor özlüyorsunuzdur. Hanım kavurma yapmıştı. Vereyim size de biraz. Mideniz bayram etsin azıcık. Kavurma mı? Sevmez misin? Komutanım, burada koyunlardan başka bir şey yok. İyice ara. Koyunların arasına da bak. Severim de. Yasak. Ne olacak ki komutanım? Vereyim de sıcak sıcak yiyeyim komutanım. Yasak ama. Hasan, verme bir şey. Bir tek samanların içi kaldı komutanım. Orada ne arasın? Bırak gel, ziyafet var. Sağ olasın. Senin de ağzını aldım. Ne demek komutanım, lafı mı olur? Seferiyim ben. İstediğimi alır yerim. İyi nöbetler komutanım. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun komutanım. Ahmet, Recep. Gelin, ziyafet var. Gelin komutanım. Seni ustabaşı yaparlar değil mi? Bilmem, yaparlar belki. Diyelim ki yaptılar. O zaman bayramlarda herkes bize gelir değil mi? Gelir. Katipler, ustabaşılar, kapıcılar gelir değil mi? Hepsi gelir. Avratları? Avratları da. Bana Güllü Hanım efendi derler. Güllü Hanım, eşinize sorar mısınız lütfen? Ben önce peki demem. Senin işten gelmeni beklerim, sana sorarım. Ben kızarım İlkin. Niye? Çünkü ustabaşıları öyle yapar. Bana da mı kızarsın? Sana mı? Yalancıktan. Kızma. Bana hiç kızma Kemal. Ben abimle babamdan çok çektim. Bu evin hanımefendisi olmak istiyorum. Hiçbir şeyimiz eksik olmamalı bu evde. Radyomuz, aynalı dolabımız, karyolamız. Herkes imrenmeli bana. Kıskanmalı beni. Arkamdan atıp tutmalılar. Ama yüzüme karşı Güllü Hanım demeliler.
servis için şuraya masalar koyarız. Tamam mı? Misafirleri de şöyle karşılıklı oturturuz. Peki Serap. Servis de şu yolda yaparız. Tamam. Peki Serap. Çok isabetli bir karar verdiniz Serap Hanım. Demokrat Parti memleketimizi tez zamanda kalkındıracak. Hadi vırıklar, hadi çalışın. Üç tane ara verin. Üç tane daha onları yapıştırın. Hadi. Niye kararından döndün Güldü? Bütün işçiler sana güveniyordu. Neden çalışma saatini 12'ye çıkardın? Mecburdum. Mecbur muydun? Zekai bütün hesapları önüme koydu. Eğer fabrika 8 saat çalışmaya devam etseydi çok büyük zarar edecekti. Belki de kapanacaktı. Herkes işsiz kalacaktı. Böylesi daha mı iyiydi Pakize? İşsiz kalmayalım ama köle gibi çalışalım ha? Halimizi biliyorsun Güllü. Sen de işçiydin. Evet. Ama artık işçi değilim Pakize. Artık bu fabrikanın patronuyum. Artık olaylara başka bir pencereden bakıyorum. Pencereni değiştirdin öyle mi? Biliyorum sen bana kızıyorsun. Ama ne olur anlamaya çalış. Ben artık eski Güllü değilim. Olamam da. Yönetmem gereken koca bir çiftlik, fabrika var. Sen benim arkadaşımsın. İstersen 8 saat çalışabilirsin. Hem sana fazla mesai için para da öderiz. He? Olmaz Güllü. Arkadaşlarımdan ayrıcalıklı olamam. Onlar çalışırken ben evde rahat rahat uyuyamam. Hadi ama mızmızlanma. Hani kurt gibi acıktıydın? Bundan istemiyorum. Etli aştan istiyorum. Etli aş daha pişmemiş. Sen bunu ye hele, onu da yersin. Hadi. Yuh. Boşuna hazırlanıyor. Göreceğim. Gene inat edecek, gene yemeyecek. Kim yemeyecek? Aydın'dan başka yemek yemeyen de mi var? Yok canım, yok. Bu tepsiyi kime hazırlıyorsunuz? Bunu mu? Bunu ben kendimden Siyare bacıya hazırladım ya. Öyle değil mi Siyare bacı? İkimize. Hava güzel ya. Dışarıda yemek yiyeceğiz. Bunca işin arasında dışarıda yemek yiyeceksiniz ha? İyi. Etli aşı bekle o vakit. Hadi koş, oyna biraz. Etme kendine bunu. Ye işte bir kaşık, iki kaşık. Sen zaten buradayken orada benim içim yanıyor. Ya açlıktan ölmek mi istiyorsun sen? Ha? Böyle inat etmen bir şeye yarar mı sanıyorsun? Güzel. Beni delendirme. Boşuna da nefesini tüketme. Yemeyeceğim. Oğlum bak Serap Hanım zaten gittikçe deliriyor. Seni hiç çıkarmayacağım buradan.
Ya o kim ya? Seyyara ne ya? O kim ya? Baba beni burada ne kadar alıkoyacak lan sen ya? Ne olursa olsun Seyyara Hanım. Sonunda mahkemeye vereceğim ben onu. Alacağım darılarımı. Hakkımı alacağım. Gülizar, bak şimdi buna bir dene koyarım, daha o köşeye kadar gider ha. Beni dellendirme. Yemeyeceğim diyorum. Güllü, Ramazan'ı gördüm. Neden arada tutuyorsun onu? Sen bu meseleye karışma Pakize. Karışmayayım mı? O kadar vicdansız değilim. Toprak yüzünden mahkemeye başvuracaktı. Böyle hayvan gibi bağlamam mı lazımdı? İnat etti. Mani olamadım. Toprak davasından vazgeçene kadar orada bağlı kalacak Pakize. Bunu yapamazsın Güllü. İki karış toprak için bir insana bu şekilde davranamazsın. Hemen Ramazan'ı serbest bırak. İnsan gibi anlaşın. O insanlıktan ne anlar Pakize? Aynısını bana yapmadı mı? Beni kaçırıp hayvan gibi kollarımı bacaklarımı bağlamadı mı? Onunla anlayacağı dilden konuşuyorum. Beni anlamanı beklerdim Pakize. Nasıl onun yaptığı yanlışsa senin yaptığın da yanlış. Zamanında Ramazan'a hak verdin mi? Sana da hak verecek değilim. Başka çarem yok Pakize. Zor durumda bıraktı beni. Bana destek olmanı beklerdim. Zalimliğe destek veremem ben. Yok bacım, davetmiş. Eziyet, eziyet. Doğru diyor. Gülizar, bunu neden yapıyorsun? Neyi neden yapıyor? Ha, sen beni iyice avel bellerin. Ne iyi olacak? Bu kadınlık numaralarını neden yapıyorsun? Simba'ya mı bakıyordun? Hı? Bak hele, anlamamazlığa verme. Her şey ortada. Değil mi? Gel açık açık konuşak. Konuşalım bakalım. Bütün bu halleri niye başkasına değil de bana yapıyorsun? Bilmem. Bak hele. Yoksa bende gönlün ne var? Bilmem. Bak, bana gönlün varsa bunu açık açık söyle. Ama bu kafa akıl küpüdür, akıl. Beni öyle parnağında oynatamam Gülizar. Tamam. Kadınsın. Hem de kadın gibi kadınsın ama... Bu haller benim hoşuma gitmiyor Gülizar. Niye? Kendin dedin ya kadın gibi kadınsın diye. Kadın gibi kadına bakmak mı hoşuna gitmiyor? Ya, kadın gibi kadına bakmak hoşuma gidiyor. Hem de çok hoşuma gidiyor ama... Bak. Bu kadınlık numaralarını... Ya hiç yapmayacaksın...
Ya da? Ya da? Ya da bir şey yapıyorsan... tam yapacağım. Ulan neyi tam yapacağım? Evli baklı adamsın. Başka kadının koynuna giren adama bakar mıyım ben hiç? Evli baklı adamsam... o vakit niye böyle benim karşımda süzüm süzüm süzülürsün? Ha? Ya hem benim evliliğim, barklılığım mı kalmış Gülizar? Aradan kaç sene geçmiş? Artık biz Hacer'le bacı kardeş gibiyiz. Bizimkisine evlilik demeye hacet ister. Nereden bileyim ben senin yalan söylemediğini? Kur'an çarpsın öyle. Biz onunla sade yan yana uyuyoruz. Ne yani, onu da mı yapmaya? Yapma. O da yapma. Onun yatağına girmeyeceksin ki... bade yer verdiğini anlayayım. Kaba. Ağlıyor mu yoksan? Yok. Ağlamayayım. Ramazan'a mı üzülüyor? Harap etme kendini böyle. Etmeyeyim de ne yapayım? Giderim yani. Ramazan iyidir herhalde. İyi olsa bir haber ederdi, böyle etmezdi. Öldü bir yerde kaldısa ya da kendini attı bir yer başından. Başına kötü bir şey geldi garanti. Yok canım, gelmemiştir. Öyle olsa haber gelirdi. Hiçbir haber yok. Şu darı dünyada bir tanecik dostum vardı. O da kaybakarıştı. Merak etme, Ramazan iyi. Nereden biliyor neyi olduğunu? Bildiğin bir şey mi var yoksa? Var ya, hayatta olduğunu biliyor. Hayatta mı? Doğru mu diyorsun Bakize? Doğru diyor. Ama nereden bildiğimi sorma. Madem biliyorum, yerini de söyle o vakit. Söyleyemem. Niye Bakize? İşte. Bakize, meraktan öldürmek mi istiyorsun beni? Bah söylerim ama benden duyduğunu kimseye söylemeyeceğim. Tövbe billah olsun ki kimseye söylemem. Yemin olsun söylemem. Ramazan çiftlikte. Çiftlikte mi? Ne işi varmış orada? Güllü onu ahırda tutuyor. Şu toprak mezelsi var ya, elini kolunu bağlayıp mahpus etmiş. Salmıyor bir yere. Havam! Hududu geçecek bu. Gel bakayım arkadaş. Kim bilir ne atlar karıştırdın, nasıl sıvışıyorsun. Gel. Hemen mi geçiyor? He hemen. Haber misin lan sen? Kendi ermek keklik gibi avlasın mı bizi? Geceyi bekleyeceğiz. Sabaha Suriye'desin. Arapçan vardır inşallah. Hmm. Öğreneceksin. El mecbur öğreneceksin. Gelene geçene ehlen ve sehlen der durursun. Ramazan kaç gündür ortada yoktu komutan bey. Sıra kadem bastıydı. Ama ben öğrendim. Zorla
alıkolunuyormuş. Öyle mi? Nerede? Çiftlikte. Kim alıkoymuş? Kim olacak Erenler? Güllü. Serap Hanım mı? O böyle bir şey yapmaz. Yapmış diyorum size. Sen nereden aldın bu malumatı? Emin bir yerden. Bu kadar saçmalık kâfi. Boşa meşgul etme bizi. Bak yalan ihbardan içeri atarım ha. Vallahi yalan demiyorum. Esra. Ben vatandaş olarak vazifemi yapıyorum. Siz de yapın vazifenizi. Beni dinlemeye mecbursunuz. Ya dediklerim doğruysa? Hadi çabuk olun biraz. Acele edin. Misafirler neredeyse gelecek. Bak bu çatal bıçakları doğru düzgün yerleştir, tamam mı? Tamam oğlum, tamam. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Ben kaç kere söyledim, bu bıçakların keskin yüzü içeri gelecek. Rezil mi etmek istiyorsun beni? Sanki daha önce tahta kaşıkla yengendi değil. Hasbam. Kız sus. Gene başımızı derde mi sokacak? Ne diyorsa onu yap. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ya sen ne yapıyorsun böyle ayağımın altında? Hadi bakayım eve. Hadi yürü. Serap Hanım, Zekai Beyler geliyor. Ben onları bir karşılayayım. Hoş geldiniz. Erken gelmenize çok sevindim. Belki biraz heyecanım yatışır. Böyle bir günde seni yalnız mı bırakacaktık? Çok teşekkürler, çok merse. Yalnız bir muamma karşısındayız. Bakalım bu gece Zekai'nin akıbeti ne olacak? Bir CHP'li olarak Demokrat Parti'nin yemeğinde belki yeniden... Paşazade, Türk inkılaplarının sıkı bir savunucusuyum ben. Partimin bayrağından nasıl ayrılırım? Mantıklı olalım lütfen. Allah aşkına kuzum, sizin Zekai'yi kızdırmaktan başka işiniz yok mu? Merhaba. Zekai, sen Muzaffer'in çok yakın arkadaşıydın. Senin desteğin benim için çok önemli. O konuda vicdanım rahat, merak etme. Yalnız bu durumu CHP'lilere nasıl anlatacağım onu bilmiyorum. Merak etme. Bu toplantıdan sonra aklında CHP diye bir şey kalmayacak. Şehzade. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Bu kadar heyecana hacet yok şekerim. Bence mükemmel bir davet olacak. Aa, bu jandarma niye geldi? İyi günler Serap Hanım. Buyurun. Davetiniz var herhalde. Evet, mühim bir davet. Neyle ilgiliydi? Hamza'yla mı? Hakkınızda ihbar var. Ne ihbarı? Ramazan'ı zorla çiftlikte alıp koyduğunuza dair. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey niye yapayım? Çok saçma. Belli ki bir densizin ihbarı.
Ayrıca siz böyle her duyduğunuz ihbarla kapımıza dayanacaksanız işimiz var. Dur hele, nereye gidiyorsun? Bağırma gidiyor. Öz, sen karışma. Sadece kendine değil, hepimizi okkanın altına sokacaksın canım. Bu iş çocuk oyuncağı değil Serap Hanım. Adam kaçırma ciddi bir suçtur. Şimdi müsaade ederseniz çiftlikte arama yapacağım. Benim sözüme niçin itimat edilmiyor? Ben görevimi yapmak zorundayım. Görevinizi iyi yapıyor olsaydınız, katilleri elinizden kaçırmazdınız. Serap Hanım'ın böyle bir olaya karışması kabil değil. Yakında Demokrat Parti'nin mühim bir delegesi olacak. Evet, böyle bir şeyi tartışmak bile çok saçma. Serap Hanım'ın bu özel davetini berbat etmek üzeresiniz, farkında mısınız? Birazdan buraya partimizin ileri gelen mensupları gelecek. Böyle bir günde bu tavrınız çok yanlış. Evet. Bence de davetin bitmesini bekleyebilirsiniz. Öyle değil mi komutan? Pekala. İyi günler. Ramazan nerede komutan? Onu niye alıp getirmediniz? Orada değildi. Bir daha da asılsız ihbarlarla jandarmayı meşgul etme. Hadi. Mümkünatı yok komutan. Her yeri iyice aradınız mı? Serap Hanım orada olmadığını söyledi. Biz de arama yapmadan geldik. Elbet öyle diyecek. Adamı şuraya sakladım diyecek hali yok ya. Onun sözlerine nasıl inanırsınız? O sözüne güvenilir saygın biri. Serap Hanım'ın sözüne itimat ediyorsunuz ama benim sözüme itimat etmiyorsunuz öyle mi? Serap Hanım neden böyle bir şey yapsın? Kusumet'ten. Aralarında toprak meselesi vardı. Kusumet oldu. Yine de iddianız kâfi değil. Niye kâfi değilmiş? Bize niye ayrı muamele yapıyorsunuz ki? Çiftliğimiz, fabrikamız yok diye mi? Meselenin bununla bir ilgisi yok. Muzaffer Bey'in katilini ararken bütün evleri basmadınız mı? Her yeri didik didik aramadınız mı? Biz kanun neyi gerektiriyorsa onu yaptık. Serap Hanım'a sökmüyor mu kanununuz? Bir tek bize mi söküyor? Çiftliği neden aramadınız? Yeter! Bana işimi mi öğreteceksin? Bak tek kelime daha dersen içeri atarım seni ha. Hadi çek git buradan. Hadi! Size diyeceklerim var. Güllü. Namı diğer Serap Hanım. Ramazan'ı zorla tutuyor çiftlikte. Ne? Serap Hanım mı? Bizim Ramazan'ı. Allah Allah. Ne yapsın ki böyle bir şey? Ramazan mahkemeye gidecekti toprakları için. Hakkını almak için. Vazgeçsin diye zorla tutuyor çiftlikte. Zorla tutuyor he? He. Serap Hanım, sen nereden biliyorsun? Zorla tutuyor.
Ya... Gazıyla görenler var. Şşş! Bale! Beygetti hanım çıktı başımıza. Gelen gideni aradır derler. Ne yapıp edip? Gidip Ramazan'ı kurtaracağım oradan. Ya nasıl kurtaracaksın kardeş? Çiftliği basacağım. Allah Allah. Koca çiftlik sokarlar mı hiç? Tek başına olur mu hiç? Tek başına değil elbet. Birlik olacağız. Bu zulme dur diyecek yok mu aranızda? Ya kardeşim, zulme dur derik demesine de... gücümüz yetmez, gücümüz. Yeter. Birlik olursak yeter. Çiftliğin kapısına dayanır, alır geliriz Ramazan'ı. Başımıza bela var. Koskoca çiftliğin hanımına güç mü yeter? Ramazan'ın darlasında çalışmadınız mı siz? Sizi adam yerine koymadı mı? En güzel yemekleri yedirmedi mi? Yedirdiydi. Bize insan gibi muamele etti. Kimseden görmediğimiz insanla ondan gördük. Ama kardeşim, bizim etimiz ne, budumuz ne? O insanlarla kim uğraşabilir? Koskoca çiftlikten adam almaya gücümüz mü yeter? Bu mu sizin insanlığınız? Sizi adam yerine koyanı siz koymuyorsunuz ha? Yazık sizin adamlığınıza. Yazık. Ben gideceğim. Tek başıma da olsa alıp geleceğim Ramazan'ı. Yazıklar olsun size. Hafız efendi. Böyle bir şey nasıl yapar? Bir insana nasıl zorla kapatır? Delirmiş mi bu kadın? Zalimlik bu. Demek ki onu yola getirmek istiyor. Ramazan davasından vazgeçmeyince... Başkalarına misal teşkil edecek diye korkuyor tabii. Bu kadarı da fazla. Ne olursa olsun. Bir insan böyle bir şey yapar mı? Birlik olup çiftliğe gideceğiz. Çiftliğe mi gideceksiniz? Başka çare yok. Ramazan'ı oradan kurtarmalıyız. İnsan olarak üstümüze düşeni yapmalıyız. Orada kararlı duracak insanlara ihtiyacımız var. Senin de bizimle gelmeni istiyoruz. Benim gitmem gerek. Gidecek misin Kemal? Bak, Ramazan benim yeğenim. Benim ailemden. Ona bunu yapması beni de çok üzüyor. Ama bu bizim meselemiz değil. Gitmeni istemiyorum. Orada ne olacağını bilmiyoruz. Karışma ne olur. Dağ başı mı burası? Bir insanı zorla alıkoymak. Bu gücü nereden buluyor? Hemen jandarmaya haber vermek lazım. Doğru söylüyor arkadaşlar. Jandarmaya haber edek. Kurtarsınlar Ramazan'ı. Jandarmaya haber vermediğimi mi sanıyorsunuz? Çiftlikten elleri boş döndüler. Bulamamışlar mı? Nereye saklamışlar acem? Her yeri arasalardı. Güllü Hanım aramalarına izin vermemiş. Öyle şey olur mu? Nasıl olur? Kanuna karşı mı gelinir? O zaman başka bir çare bulmak lazım. Ramazan'ı kurtarmanın tek yolu çiftliği basmak.
Hepiniz tekrar hoş geldiniz. İsterdim ki şimdi burada Muzaffer de aramızda olsun. O da eminim dostlarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyardı. Ve mutlaka sizleri benden daha iyi ağırlardı. Ne yazık ki o yok. Bu acıya dayanmak çok zor. Yokluğuna alışmak mümkün değil. Bu kötü günlerimde yanımda olduğunuz için hepinize minnettarım. Muzaffer yalnız ailesi için değil, Adana için de çok büyük bir kayıp. Bu şehre çok emek verdi. Sadece fabrikadaki işçilere değil, tarladaki ırgatlara değil, herkes için, hepimiz için çok çalıştı. Kiminin ekmeğini verdi, kiminin geleceği için uğraştı. Daha da yapmak istediği çok şey vardı. Bundan sonra benim amacım da Muzaffer'in isteklerini gerçekleştirmek. Her şeye bıraktığı yerden devam etmek. Fabrikada, tarlada işleri aynen onun koyduğu kurallarla devam ettireceğim. Tabii ki siyaseti de. Demokrat Parti içinde de Muzaffer'in yokluğunu hissettirmemeye çalışacağım. Sıkı bir muhalif geliyor. Muzaffer doğru bildiğinden şaşmazdı. Ben de doğru olduğuna inandıklarım adına sonuna kadar savaşacağım. Yerini dolduracakmış. Ya sen kim Muzaffer Bey kim ya? He. Adamcağız gideli daha ne kadar oldu. Vallahi mumla arıyorsun. İnsan bir kendini bilir değil mi? Ha? Gök görmemiş. Bacım, şalgam aşa girdi miydi kendini yağ sanırmış. Adana köprü başı, Adana köprü başı atır saraya karşı. Gel beraber gezelim usta düşmanı karşı, usta düşmanı karşı. Arkadaşlar, bir dakika. Serap Hanım, buyurun. Seni partimizin içinde görmekten mutluluk duyuyoruz. Sen de Muzaffer gibi en doğru kararı verdin. Hayırlı, uğurlu olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Darısı Zekai'nin başına. Ben yerimden gayet memnunum. Teşekkür ederim. Canım burada daha da memnun olacaksın. Şu rozeti bir tak. Bak bakalım hayatın nasıl değişecek. Biz kendi hayatlarımızı değil, milletin hayatını değiştirmeye çalışıyoruz Paşazade. Farkında mısın Mihrim? Biz o hayatı çoktan değiştirdik bile. Yani size bir iş kalmadı artık. Böyle olacağını tahmin etmiştim. Buraya hiç gelmemeliydim. Ay, büyütme Zekai'yi. Bak, herkes eğleniyor. Hem zaten biz buraya siyaset için değil, Serap için geldik, unutma. Thank you.
Seni takdir ediyorum. Yaşadığın onca acıya rağmen dimdik ayaktasın. Kararlı, güçlü, çalışkan. Hayran olmamak elde değil. İstediğin her şeyi elde edeceğine eminim. Böyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya nereye? Serap Hanım'la konuşacağız. Serap Hanım şimdi sizinle konuşamaz. Başka vakit gelin. Ya konuşacaklarımız çok mühimdir. Başka vakit beklemez. Şimdi içeride davet var. Giremezsiniz. Gireceğiz. 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 Gireriz. Siz çekilin gele. Giremezsiniz dedik. Tebelleş olmayın başımıza. Gidin buradan. Hiçbir yere yetmiyoruz. Feriştahınız gelse bizi döndüremez. Gireceğiz. Giremezsiniz. Gireceğiz. Gireceğiz. Giremezsiniz. Giremezsiniz. Kadehimi Serap Dinç Aslan için kaldırıyorum. Akıllı, cesur, gururlu ve de çok güzel bir hanım. Utandırıyorsunuz beni. İyi ki aramıza katıldın. Ne istiyorsunuz? Çıkın gidin topraklarımdan. Gideceğiz Serap Hanım, gideceğiz. Meraklanma. Ama ilkin bir alacağımız var. Ne alacağınız var? Ne istiyorsunuz? Ramazan'ı. Heh, Ramazan'ı. Ramazan'ı azat et. Bunu da nereden çıkardınız? Ramazan mamazan yok burada. Hiç yakışıyor mu? Koskoca başınla yalan söylüyorsun bir de. Ramazan'ı burada zincirle tuttuğunu biliyoruz. Ramazan'ı istiyoruz. Ramazan'ı serbest bırak. Ramazan'ı istiyoruz. Ramazan'ı serbest bırak. Ramazan'ı istiyoruz. Ramazan'ı almadan hiçbir yere gitmiyoruz. Defolun topraklarımdan. Reşit. Doğrultun. Hadi gidin, hadi. Gebertirim hepinizi. Yaptığınız suç, arazime izinsiz girdiniz. Nefsi müdafaa sayılır. Ceza bile almam. Öldürürüm hepinizi. Yemin ederim gebertirim hepinizi. Defolun gidin. Hadi defolun gidin topraklarından. Ne bekliyorsunuz hala? Defolun gidin dedim size. Ramazan'ı bırak. Hepiniz birlik oldunuz, onu koruyorsunuz ha? Bu yaptığın zorbalık. Buna kayıtsız kalacak değiliz. Defolun topraklarımdan. Karışmam yoksa. Ramazan'ı ver, gidelim. Thank you.
olun.